Hayırlı bayramlar, hayırlı sabahlar sevgili seyircilerimiz. Akit TV'de Sağlık Vakti programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine çok önemli bir konuğumuz var. Sayın Lokman Yıldız hocamızla beraberiz. Eğitimci, araştırmacı. Asr-ı Saadet'te bayramlar nasıl yaşanırdı? Bayram nedir? Niye bayram yaparız? Bayramı Allah Celle Celaluhu bizlere niye hediye etti? Bu günlerde neler yaparsak Allah Celle Celaluhu'nun rızasını daha iyi kazanabilme imkanı yakalamış oluruz. Bu konuları görüşeceğiz kendisiyle. Sizler de eğer programımıza katılmak isterseniz gerek sosyal medya adreslerimizden gerekse telefonlarımızdan bizlere ulaşabilir. Bu konuyla alakalı paylaşmak istediklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Evet hocam, mübarek bir gün sizinle birlikteyiz. Bayramı yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. İnşallah Rabbim her iki cihanda bayram edenlerden eylesin bizleri. Amin inşallah. Hoş geldiniz, hoş sefalar buldum. Getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizlerle, sonra ekranın başında olan bütün izleyenlerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim inşallah bu mutluluğumuzu daim eylesin. Amin. Herkese öncelikle hayırlı sabahlar. Ardından da böyle güzel bir ayı geride bırakmış olmanın sevinciyle yaşadığımız bu bayramımızı Rabbim inşallah hepimiz için hayırlı eylesin. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah. Hocam, Asr-ı Saadet'te bayram. Evet. Nasıl yaşanırdı? Neler yapılırdı? O günden bugüne taşımamız gereken güzellikler. Bugün o günü anma, o günü yaşama ve yaşatma adına dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Evet. Öncelikle Asr-ı Saadet'in öncüsü ve o günden bugüne bize ulaştırılan bu dinin rehberliğini yapan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu vesileyle bir salatü selam gönderelim. Çünkü o ruhaniyetiyle her daim ümmetinin başında, yaşamıyla her daim ümmetinin rehberliğini hala yürütüyor, devam ediyor. Bu vesileyle Efendimiz'e sonsuz salatü selamlarımızı iletmiş olalım. Asr-ı Saadet malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile başlamış. Ardından tabi'in ve tebe-i tabi'ine kadar kısmen ulaşmış bir dönemdir aslında. Peygamberi görmüş olanların, peygamberi görenleri görenlerin böyle kendilerince dinle ilk muhatap oldukları ve ilk kaynaktan alıp onu layıkıyla yaşamaya çalıştıkları bir dönemdir. Asr-ı Saadet onun için çok önemlidir. O günden sunulan her bir tablo bizim için çok önemli bir karedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malumunuz yani özellikle ümmetini sünnetine yöneltiyor. Hatta size iki tane diyor şey bırakıyorum diyor, hediye bırakıyorum manasında. Madem hediye olarak algılayacağız, iki şey bırakıyorum. Onlara temessük ederseniz kurtulursunuz. Sıkıya sarılırsanız. Evet evet, yani ona yapışırsanız kurtulursunuz diyor. Nedir ya Resulallah diye sorduğunda ki veda hutbesinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hasreten o özlü cümlelerle ifade ediyor. Bir tanesi diyor Kur'an-ı Kerim diyor. Yani ikincisi sünnetim diyor. Alim diyor. Yani ehli beytim tarzında bir ifade kullanıyor. Alimler ehli beyti açarken ehli beytin o güzel çerçevesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti çıkıyor. Yani Kur'an ve sünnet. Yani Kur'an ve yaşayan Resulullah'ın yaşam karesi ve ondan ashab-ı kirama ve ümmetine ulaştıran o yol bizim için çok önemli kaynaklardır. Evet. Hatta büyük alimler Efendimizin o Asr-ı Saadet'ten hani oraya gireceğiz ama Efendimizin sünnet-i seniyesine temessük etme gayretini istemişler Allah'tan. Ya Rabbi bizi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine temessük etmede gayretlendir diyor. Eskiler gayret yoksa bereket de yok derlerdi. Anlıyorum ki o bir çaba olmalı. Ben kimi öncü kabul ettim? Kim benim rehberim? Kim benim hayatımı süsleyecek? Kimi model almalıyım ki benim hayatım renklensin? O kime gittiğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biz aslında Kur'an'da görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ diyor. İlahir ayet devam ediyor. Yani eğer Allah'ı seviyorsanız,
Eğer Allah'ın sevgisini kazanmak istiyorsanız, mealen ifade ediyorum, o zaman de ki ey Habibim bana uyun, bana tabi olun. Ta ki Allah sizi sevsin, Allah sizi bağışlasın. Şimdi ekranın başında olan kardeşlerimize sorsak, size sorsam, hocam bağışlanmak ister misiniz? Kim istemez? İstemez miyiz ya? Kim istemez hocam? Bağışlanmak için bir ay boyunca gece gözüne uyku çekmeyen müminler tanırım ben. Sırf bağışlanmak için. Rabbim benden hoşnut olsun diye. Bağışlanma kim istemez ki? E bir de düşünsenize. Sizi hem bağışlamış hem de sizi çok sevmiş. İstemez misin ki Allah desin ki ey Cavit ben senden razıyım. İnşallah. Ya Allah nasip etsin hepimize. Nihayetinde Cebrail aleyhisselamla bir haber geliyor. Asr-ı Saadet tablosuna baktığımız zaman. De ki ben Ebu Bekir'den razıyım. O da benden hoşnut mu? Ne diyor? Allah benden razı mı? Benim kendisine hoşnut olduğumu mu soruyor? Yani Ebu Bekir Efendimiz düşüp bayılıyor ya bu sözü duyunca. Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e oradan gelince düşüp bayılıyor. E şimdi bakın sevmek ve bağışlanmak bizim fıtri ihtiyacımız. İnsan olarak, kul olarak, Müslüman olarak, kainatta yaratılmış en üstün varlık olarak bizim talebimiz. E Allah bize adres gösteriyor. Resulullah diyor aleyhissalatü vesselam. Ona tabi olursanız ben sizi severim. Ve bağışlarım. Ve bağışlarım diyor. Asr-ı Saadet'ten konu açıldı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Dar-ı Beka'ya irtihal eylemiş. Arada bir kısa bir zaman geçmiş. Resulullah aleyhissalatü vesselamın o ashabı, yıldızlarım dediği o güzide insanlar Efendimiz'i özlemişler. Ya daha birkaç gün önce beraberdiler. Gerçi o gece Hazreti Bilal terk etmiş de yaşanmaz ki demiş buralarda. Resulullah yoksa ben ne yapacağım diyor. Sahabe-i kiram toplanıp Hazreti Ayşe annemizin kapısını çalıyorlar. Ey müminlerin annesi. Yani o kadar özlem duymuşlar ki birileri kalkıp onu birilerinin onu konuşmasını istiyor. Birilerinin ona en yakın olan kişinin ondan haber vermesini istiyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın o güzide eşi müminlerin annesi Ayşe annemiz diyor ki siz diyor Kur'an okumuyor musunuz? Okulu kul Kur'an'dır diyor. Kur'an ahlaklı. Yani yaşayan Kur'an. Şimdi sadece Kur'an bize yeten diyenlerin kulakları çınlasın. Resulullah'sız Kur'an, Kur'ansız Resulullah'sız olur mu ya? Hocam Allah akıl fikir ihsan eylesin. Yani ilim yetmiyor onu görüyoruz burada. Yani akıl fikir olması lazım. Gönülde bir şeylerin olması lazım. Yani Kur'an'da namaz kılın var ama namazı nasıl kılacağımızın şekli yok. Bunu nerede bulacağız biz? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamasında, hayatında. E onun uygulamasında olmayan bir şeyi biz nasıl tatbik edeceğiz? Evet. E biz bugün namaz kıldığımızda Kur'an'da namaz kılma emri var. E vakitleri var ama işte kaç rekat kılacağımız, nasıl kılacağımız, nasıl duracağımız, nasıl oturacağımız bunlar yok. Evet. E bu uygulamayı nerede görüyoruz biz? En büyük tefsir, yaşayan tefsir, aynı zamanda müfessir. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında görüyoruz. Hazreti Ayşe annemizin o sözü sizin de buyurduğunuz gibi yani onun ahlakı Kur'an idi. Yani Kur'an onun ahlakını anlatıyordu. O da ahlakını Kur'an'a göre bezetmişti, donatmıştı. Kur'an'da ne görüyorsanız onun hayatında da o vardı denildikten sonra zaten hani bugünkü söylemler işte sünnetle Kur'an'ı birbirinden koparma, kaynak olarak sadece Kur'an yeter gibi böyle söylemlerle ortaya çıkma ya da çıkanların yapmış olduğu şey ya da yapmak istediği şey şu aslında. Yani biliyorlar ki biz Kur'an'ı anlamamız gerektiği gibi anlayamayacağız. Ama Allah Resulü'ne olan sevgimizden dolayı sizin de ayet-i kerimede evet, evet. buyurduğunuz gibi. Yani Allah Resulü'nün sevgisinden dolayı biz ona tabi olma yolunu seçeceğiz. Ona tabi olduğumuzda Allah Celle Celaluhu bizi sevecek. Bizi bağışlayacak inşallah. Yani bizi aslında sünnetten koparmaya çalışanlar Allah Celle Celaluhu'nun sevgisinden ve bağışından, merhametinden koparmaya çalışmıyorlar mı? Yani ben hocam şöyle ifade, biraz ağır olacak ne olursunuz. Siz de izleyenlerimiz de beni bağışlayın. Yani yalancıların ta kendisidir onlar.
safsata vermiyorlarsa, vesvese vermiyorlarsa, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlık etmiyorlarsa, yine yalancılar. Çünkü Kur'an Allah Resulü'nü gösteriyor. Allah Kur'an'da Resulullah'ı bize tavsiye ediyor, emrediyor. Yani Kur'an'ı okuyan Resulullah'a gider. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizin ifade ettiğiniz gibi Kur'an'ın müfessiriydi. Ben bir gün bana birileri gelince yani ya Kur'an yeter. Bazen işte bizim sosyal medyamız üzerinden Facebook'ta şurada burada bize ulaşanlar oluyor. Geçen canlı canlı bir arkadaşımız hocam işte ne gerek var? Her tarafta peygamber anlatılıyor. Hiç Kur'an anlatılmıyor manasında bir ifade kullanıyor. Yani peygamber endeksi bir din tabirinden bahsetmeye çalışıyor. Ben de ona şunu ifade ettim. Sen dedim medrese okudun mu? Hiç Kur'an ilmiyle meşgul oldun mu? Kur'an'ı tabirlerden haberin var mı? Kur'an'ın her bir harfinin mucize olduğunu, her bir harfinin bir manaya seni götürdüğünü biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Öyle diyorlar. O zaman dikkat et. İkincisi ben bir eğitimciyim dedim. Çocuğunu neden ilkokulda bana veriyorsun? Kendin eğit. Evet. Kendin eğitebilirsin. Hayır, kendin eğit. Öyle bir şey olursa ona o bir sonuca gidecek zaten. Yani çocuğuna kitap alaydın. İlkokulda efendim işte alfabeyi bilmeyen, doğru düzgün konuşamayan, efendim işte yazı yazmasını bilmeyen, becerisi olmayan çocuğa kitapları götür, al oğlum şimdi öğren desene dedim ona. Ne farkımız var dedim şimdi o çocuktan? Bizim bir öğretmene ihtiyacımız var. Bize yol gösterecek, bize rehberlik yapacak, bizim elimizden tutup o çizgileri çizdirecek, hayatının her bir çizgisini, nakışın her bir gülünü, çiçeğini bize çizdirecek olan bir öğretmene ihtiyacımız var. Yani ilkokuldaki çocuk için öğretmen neyse ondan kat be kat o dünyevi yazıyı yazdırmak için, okuma yazma öğretmek için ihtiyaç ona duyuyoruz da dünya ve ahiret hayatımızın tanzim edilmesi, selamete ulaşmamız adına, efendim işte Rabbin hoşnutluğunu kazanmak adına bizim bir öğretmene niye ihtiyacımız olmasın? Ki bu öğretmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise. Evet. Çünkü Allah ben ondan razıyım diyor. Ben onu size model gönderdim. Onun her bir sünnetinde bir edep, bir adab ve onda bir nur var. Nur nedir? Aydınlatıcıdır. Bizim karanlıklarımızı aydınlatacak, düğümlerimizi çözecek. Ve bizim lisanımızla, dilimizce konuşan bir kişiye ihtiyaç var her zaman. Zaten ayet-i kerimede de bu beyan edilmiyor mu hocam? Yani size, sizin cinsinizden. Evet. Değil mi? Yani yine bir, Kur'an-ı Kerim'de aslında örnek diyor gönderdik diyor. Aleyhi ve sellemin niye gönderildiği ya da onun sünnetinin ne olduğu, onun sünnetinden uzaklaşmanın bizi nerelere getireceği aslında bu ayet-i kerimenin üzerinde iyi bir mütalaa yapılsa, iyi bir münazara yapılsa ve gerçekten bu ayet-i kerime iyi bir tefekkürle ele alınmış olsa aslında sünnetin ne olduğunu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin niçin gönderildiğini ve Kur'an ile bütünleşik bir hayatı nasıl yaşayabileceğimizi en güzel şekilde anlatmıyor mu? Kesinlikle. Yani işte o tefekkürün oluşması, münazarların yapılması. Ben her zaman şunu söylüyorum kıymetli üstadım. Zaman yaşlandıkça sıkıntılar artıyor. Ve taptaze kalan, dimdik ayakta ve genç olan o muallime her geçen gün daha çok ihtiyacımız var. Bilgiler daralıyor, kirleniyor. Kalpler bulanıyor. Hayattaki karanlık gittikçe koyuluğunu gösteriyor. Yani buna ışık tutacak, yolumuzu aydınlatacak, bize rehber olup, elimizden tutup o karanlık kuyulardan çıkartacak, efendim işte dağ tepelerden bizi selamete ulaştıracak daha çok Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ihtiyacımız var. Çünkü hiçbir Bismarck öyle diyor. Ben diyor kitapların hepsini inceledim. Prens Bismarck, Alman başkanı, başbakanı dönemin. Ben diyor ey Muhammed bütün kitapları inceledim. Semavi kitapların hepsini okudum diyor.
Fakat senin kitabında başka bir şey gördüm. Anladım ki o kitap senin değil. Senin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum ey Muhammed diyor. Keşke senin zamanında muassırın olsaydım diyor. Evet. Yani gönlü hakkı arayan her bir kimsenin göreceği tek bir kişi orasıdır. Delikanlımız dün sosyal medyada bana bir resim gösterdi. Malumunuz artık ne kadar doğru ne kadar şey bilemiyorum ama çok ünlü bir aktörün, dünyaca ünlü bir aktörün bir ifadesini yazmışlar. İşte size Hazreti Muhammed'i öneriyorum, onu okuyun diye bir cümle. Çok ünlü bir aktör, sinema yıldızı, şu anda işte siyasette vesaire gösterdiği bir şey. Ben delikanlıya dedim ki, oğlum dedim, insanın aklı var ise, kalbi de bozulmamışsa hayatında görmek istediği tek bir kişi var. O da Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Zaten böyle küçük küçük başlamıyor mu hocam yani kayıplar? Mesela bir işletmenin iflasını düşünelim. Yani aslında birdenbire patlamıyor işletmeye, birdenbire iflas etmiyor. Veya bir havuzun suyunun boşalmasını düşünelim. Yani birdenbire boşalmıyor. Boşalmaz. Ufak ufak kaçaklar var. Oraların eğer önü kesilmezse ya da işletme penceresinden baktığımızda ufak giderler var. Onların önü kesilmezse ne olacak? Ya ister istemez onlar göze de batmayacak. Yani böyle küçük olduğu için göze de batmayacak. Ya bizimle o kadar güzel oynadılar ki yani bu süreçte birçok değerimizi elimizden aldılar. Yani küçük 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 elimizden aldılar ve biz de hissedemedik. Yani o havuzun suyunun boşaldığını. İşletme sermayesinden kastım bizim ahiret sermayemiz. Yani ahiret sermayemizin aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından, onun sünnetinden uzaklaştıkça, mübahlardan, müstahaplardan uzaklaştıkça aslında ahiret sermayemizden zarar ettiğimizin biz farkına varamadık. Öyle bir duruma geldi ki bu. Artık insanlarımız çıkıp ekranlarda, evet sünnete gerek yok, sadece Kur'an yeter diye hani böyle gerçekten birçok insanın da kafasını bulandıracak, gönlünü bulandıracak, imanını zedeleyecek açıklamalar yapabiliyorlar ve bunu savunabiliyorlar. Öyle enteresan ki yani hiç beklemediğiniz ekranlarda bile, kanallarda bile ya bunu görüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu hani ehli sünnet vel cemaat çizgisini bilen bir yapıdır. Ya orada bile mesela bunlar ortaya çıkıp bu konuşmaları rahat rahat yapabiliyorlar. Evet. Yani, bu bir ekoldur üstadım. Ya bu birileri tarafından oluşturulmuş fitne tohumudur. Bu bir ekolun Türkiye'deki temsilcilerinin hasreten varlığını bize gösteriyor. Maalesef yıllarca dediğiniz gibi ekranlarda sadece Kur'an üzerinde durarak Resulullah haşa saf dışı eden böyle insanlar oldu. Koca koca ünvanlarla böyle insanlar vardı. Ve hakikaten şeye baktığımız zaman, gidişata baktığımız zaman kendi vicdanları da aslında onları kavuruyor. Kendi vicdanları da onlara sen yalancısın. Sen bu insanların akıllarını, gönüllerini sen bozuyorsun, bulandırıyorsun. Fakat gelin görün ki artık ipleri başkalarının eline koymuşlardır. Onun için bu tür durumlarda biz Resulullahsız bir hayat, Resulullahsız bir Kur'an, Kur'ansız bir Resulullah düşünemiyoruz. Düşünün. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah hakikati, kelime-i tevhidi bile bize Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işin içinde olmasını gerektiriyor. Evet. Bu, evet. Şimdi yani asıl saadete dönecek olursak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah tarafından bize hasreten ikram edildiğini, insanlığın kurtuluşu için sunulduğunu biz görmüş oluyoruz. İşte asıl saadet bunu çok kıymetli, bunun kıymetini bilmişler. Diyeceksiniz ki menbaından içtikleri içindir. Resulullah'ı gördükleri içindir. Hani biz de şimdi sorsam size ekranın başında olan kardeşlerime sorsam. Yani siz de Resulullah görmek istemez miydiniz? Gördüğünüz an sahabe oluyorsunuz zaten. Yani bir anda efendim işte kömürken elmas oluyorsunuz. Bambaşka bir şey. Yani efendim ne yapalım biz Allah'ın takdiriyle, Allah'ın iradesiyle biz 1400 küsür sene sonra dünyaya gönderilmiş ama bir şeyin farkındayız. Bakın asıl saadet tablolarından bir yere gireceğiz ama bir şeyin farkındayız. Bizler de Resulullah'ın kardeşleriyiz. Evet, böyle de bir müjdemiz var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabristan dönüşünde birden
yine gözlerini ufka dikerek ben kardeşlerimi özledim diyor. Hem bir ah çekerek. Hani özlem duymuş birisine ismini hatırlayınca böyle bir içten bir özlem duyarak ifade edersiniz ya. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ah çekerek kardeşlerini özlediğini ifade edince sahabe-i kiram yani hani ne derler? Biz haşa kıskançlık demeyeceğiz ama imrenerek bu cümleyi irdelemek istemişler. Ya Resulallah biz senin kardeşleriniz ya. Hani kardeş yan yana olunca niye özlem duysun ki? Demek özlem duydu kimse gurbette. Uzaklarda. Uzaklarda. Şimdi böyle olunca soruyorlar. Siz diyor benim ashabımsınız. Yani arkadaşlarımsınız. Onlar ise beni görmeden bana iman edecekler. İşte bunlar diyor benim kardeşlerim. Hatta hadiste uzun bir hadis sonunda diyor ki ben Kevser havuzunda başında durup onları bekliyor olacağım ve kendi ellerimle bakın tas da demiyor ha. Kendi ellerimle o kadar yakın temas var. Yani o su o eli avuçların içine o ele temas edecek. Allah Resulü elleriyle bize ikram edecekmiş. Bize diyor Allah nasip etsin yani. Tamam. Yani onlar diyor beni görmeden bana iman edecekler ve ben orada onları bekliyor. Onları kendi ellerimle ikram ediyor olacağım diyor. Şimdi soruyorum. Siz Resulullah'ı gördünüz mü dünya gözüyle? Yok. Şimdi kameraman abilerimize sorsak onlar da görmemişler. Ben de görmemişim. Ama dünya gözüyle diyoruz ki yani dünya bedeniyle yaşarken bile yani teşrif etse bizim rüyalarımıza bir kez teşrif etsin. Hayatımız değişiyor. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda gördüm diye iftiharla övünerek ifade edeceğiz. Şimdi bakın onun konuşulması bile bize keyif veriyorken onu görenler nasıl bir keyif aldılar? Bir farkımız onlar görmediler. Biz şey gördüler biz görmeden iman ettik. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam görmeden iman edenlere kardeşim diyor. Şimdi arkadaş mı yakın kardeş mi yakın? Zamana göre değişik değişiyor diyeceksin ama neseben kardeş daha yakın. Evet. Allah Resulü bizi neseben kardeş olarak ifade ediyor. Kardeşim diyor. Şimdi o zaman peygamber kardeşi isek eğer kardeşliğine layık yaşamak lazım. Bugün varız. Bu an varız. Yarın var mıyız? Bilemiyoruz. Ama öyle yaşayalım ki bakın Allah'ın hoşnutluğuna mazhar Hazreti Ebu Bekir düşüp bayılıyor. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizden hoşnutluğunu o hoşnutsa Allah da hoşnut olur. O zaman hele hele ahir zamanda fitneleri içinde olduğumuz böyle ümmetin fesada uğradığı batıl inançların hayatımıza girdiği günahların normalleştiği ben anlayamıyorum ya. Günah ne zaman normalleşebilir? Faiz ne zaman insanların hayatında normalleşebilir? Haramla tokalaşmak ne zaman normalleşebilir? Ne oluyoruz ya? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın bayram günü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şey geliyor. Yani bayram namazından sonra erkeklerle şeylerini bitirdikten sonra dönüyor kadınlara biat istiyor. Arkada saf tutmuş bayram namazı esnasında o zamanlarda hanımlar bayrama giderlermiş. Saf tutan hanımlara biat istiyor. Efendimiz onlarla iletişim kurmuyor mu şimdi? Kuruyor ama sınır koruyarak. Bir hanım geliyor. Ya Resulallah diyor elini öpmek istiyorum. Allah Resulü izin vermiyor. Ya o kadar yakınlaşmak istiyor. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı. Peygamber ümmetinin babasıdır. Baba evladına elini öptürmek istemez mi o şefkatle? O gözle baktığımız zaman. Allah Resulü kabul etmemiş. Allah Resulü'nün kabul etmedi. Ben nasıl kabul edebilirim? Kim olursa olsun. Efendim o benim teyzemin kızıydı. Ne olacak ki? Kuzenimdi diyor. Kuzenin ama sen şu anda evlilik adımını atarsan evleneceksin. Nasıl oluyor senin kardeşin? Efendim o benim dayımın oğluydu. Ne olacak ki diyor. Efendim o benim ablamdı diyor. Yani iş hayatında beraber çalışıyorlar. Böyle yaş itibariyle biraz büyük. Böyle ablalık taslıyor. Efendim ne olacak ki diyor elini öptüm ya da işte tokalaştım diyor. Burada hocam aslında asıl sıkıntı şu,
Yani insanlarımız insanların kınamasından korkuyorlar. İnsanların olumsuz bir söylemde bulunmasından, kendilerine tepki vermesinden korkuyorlar. Lakin ilahi çizginin kendilerine nasıl bir hitapla hitap edeceğini hiç düşünemiyorlar veya o biraz daha geri planda kalıyor. Mesela birini kınaması olayı değiştirebiliyor ama Allah Celle Celaluhu'nun kınamasını biz insanların kınaması kadar dikkate alamıyoruz. Alamıyoruz. Devam edeceğiz hocam. Evet. Evet sevgili seyircilerimiz, Sağlık Vakti programımız kaldığı yerden devam edecek, kısa bir ara. Evet sevgili seyircilerimiz, reklamlardan sonra yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sağlık Vakti programında Asr-ı Saadet'te bayram ve niçin bayram yaptığımızı eğitimci araştırmacı Lokman Yıldız hocamızla görüşüyoruz. Evet hocam, en son şeyde kalmıştık. Yani insanların yadırgamasından insanlar korkuyorlar ama Allah Celle Celaluhu'nun azabından niye korkmuyorlar? Evet. Şöyle ifade edeyim. Yakini bir imana sahip olamadığımızdan dolayı. Yani hani bir odaya girsek, kameraların bizi çektiğini görsek ne yaparız? Orada çok dikkatli oluruz. Maddi açıdaki kameradan bahsediyorum. Şimdi bunun varlığından haberdar olduğumuz için, çekimlerin yapıldığını bildiğimiz için ne yapıyoruz? Dikkatli davranıyoruz. Peki normal hayatta dikkatli davranamayışımızın nedeni ne? Cenab-ı Hakk'ın hukuku açısından, Cenab-ı Hak'la olan iletişimimiz açısından bunu dikkate almıyor olmamızın altında nedenden biri bu olabilir mi? Biz onu görürcesine ona iman etmiyor muyuz acaba? Ya da yani, imanımızı besleyen, imanımızı süsleyen, bizim biz olmamıza yardımcı olan neleri kaybettik de bu noktaya geldik? Evet. Yani asıl bence irdelenmesi gereken nokta burası değil mi hocam? Ben yani kaybetmekten ziyade bize kaybettirdiler. Burası muamma olarak kalsın. Bize kaybettirdiler. Fakat gelin görün ki kaybettirenlerle birlikte biz kabire girmeyeceğiz. Yani biz imtihandayız. Ve biz bildiğimiz, la ilahe illallah ile bildiğimiz Allah'ı tanımak zorundayız. Tanıyamadığımız için, hani şöyle düşünün, geçen bir camide Cenab-ı Hak işte beraber olmuştu kardeşlerimizle, müminlerle beraber. Orada bir vaaz esnasında böyle birden şey yaptım, işte başladım böyle Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Böyle bir anda millet bir değişti, ezan okunuyor falan. Hayır, hayır dedim. Böyle bir nida, böyle bir çağrı geliyor ya kulağımıza her gün. 5 vakit. Cenab-ı Hak diyor ki, Lokman, uyan ya, uykundan feragat et. Kalk yatağından, Lokman, seni ben çağırıyorum. Ama Lokman uykusuna devam ediyor. Lokman kulağını kapatıyor. Ben eğer Allah'ı layıkıyla tanımaya çalışmışsam, bu mevzu bu. Benim Rabbim, benim sahibim. Anam değil bu ya, babam değil. Ondan öte. Evladım değil, sevgilim değil, yakınım değil. Bu benim Rabbim. Beni huzuruna davet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatına bakın. Bakın o çağrıya kulak verme noktasında öyle bir hassasiyet var ki. Ben tanıdıkça onunla iletişime geçer. Tanıdıkça onun o huzuruma gel daveti var ya ezan-ı şerifle. Koşa koşa giderim. Vaktinde kılarım. Niye secdelerimiz azalıyor? Niye layıkıyla? Şimdi bakın bir ayı geride bıraktık Ramazan-ı Şerif'i. Geçen bir grup genç gördüm. Sokakta oturmuşlar. Efendim işte pasta börek bir şeyler yiyorlar. Gençler dedim. Bari yiyorsanız da açıkta yemeyin dedim. Birilerinin sizin oruç tutmadığına şahitlik ettirmeyin. Bak ben gördüm sizi. Yarın huzur-u ilahide ben sizin oruç tutmadığınıza şahit olmuş olacağım. Bari şahitlerinizi arttırmayın dedim. Çünkü dil susacak. Ruzu mahşerde, hesap defter anında, sorgu anında artık senin meşgul oldum. Düşünsenize ya, bu telefon sizin ne yaptığınızı şahit olacak. Çünkü 24 saat boyunca sizinle.
Şu gördüğümüz görseller, şu gördüğümüz dünya, şu gördüğümüz güneş, gördüğümüz, yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz her şey bize şahitlik edecek. Dedim ki şahitliklerinizi arttırmayın gençler dedim. Hemen işte utandılar, biraz da böyle büzüldüler, sırtlarını döndürdüler. Var, bak iman var azıcık. Fakat tanıyamayınca, Rabbi tanımayınca emrine uymada biz zaaf içerisindeyiz. Kişi çünkü sevdiğiyle, özür dilerim, tanıdığıyla iletişim kurar. Ben sizi, siz beni tanıdıkça birbirimize karşı koşarız, fedakarlık yaparız. Birbirimizin yanında değil, birbirimizi sırtımıza taşırız. Yani o sırt taşıma nedir? Sevgidir. Benim Rabbim beni çağırıyor. Ben onu tanımadığım için onun davetine icabet etmiyorum. Asıl saadetin en büyük özelliği buydu işte. Ezanla birlikte camiler dolardı. Mescitler doluyordu. Niye? O anda işin bırakılması lazım. O anda. İşin bırakılması lazım. Ama biz o vakit geçiyor, öbür vakit geçiyor, o vakit geçiyor, ömür geçiyor. Eyvah! Aldandık. Şu dünya hayatını sabit zannettik ama o zan sebebiyle maalesef hayatımızı berbat ettik. İşte burada iş işten geçmiş oluyor. Burada şu var hocam, yani gerçekten o kadar böyle şeytan ayrıntıda gizlidir diyorlar ya, hani olumsuz manada ayrıntıda güzellikler de gizlidir, ayrı mevzu. Hakikaten böyle ufak ufak şeylerle, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bununla alakalı çok güzel bir yaklaşımı var. Yani imanı böyle sağlam, korunan bir kalenin içinde, işte onun etrafındaki ilk surun işte çelikten böyle yıkılmayacak bir şekilde farzlar olduğunu, işte diğer çevreleyen şeyin sünnetler olduğunu, müstehaplar olduğunu, mübahlar olduğunu o kadar güzel anlatıyor ki, diyor ki eğer siz ilk şeyi, duvarı yıktırırsanız bu sefer ne olacak? İkinci duvara başlayacak, üçüncü duvar, dördüncü duvar öyle bir hale gelecek ki diyor, imanı koruyamayacaksınız. O yüzden kendisi bizzat iman mücadelesine girişiyor. Yani kendi yaşadığı dönem içinde. Biz bugün bahsettiğiniz gibi yani edebi koruyamıyoruz. Edebi koruyamıyoruz. Öyle ya da böyle. Müstehap, mübah dediğimizde birçok insanın bunun ne olduğunu bilmediğini görüyoruz. Hani bir tanımlama yapın desek birçok insan yani bunun tanımını yapamıyor. Hani ne mübahtır ne müstehaptır boş verelim. Yani mübah nedir, müstehap nedirin daha tanımını yapamıyoruz. Sünnet konusunda kafamız karma karışık. Birileri diyor ki olmaz, sünnetsiz olmaz. Birileri kalkıyor çıkıyor diyor ki işte sünnetsiz de olur. Yani sünnete gerek yok Kur'an'ı yaşamak için. Kur'an ortada, Kur'an'ı yaşayalım deniliyor. Ya yavaş 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 nereye geldi? İş imana geldi. İşte sizin de bahsettiğiniz konu oraya geliyor hocam. Yani biz imani noktada o kadar böyle gedik verdik ki surlarda, o kadar gedikler açıldı ki bir şekilde artık imani noktada olması gerektiği gibi olamıyoruz. Durması gerektiği gibi duramıyoruz. Yaşanması gerektiği gibi yaşayamıyoruz. Şimdi bizden öncelikle Allah dostlarıyla irtibatımızı kopardılar. Ya bugün Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Naşibentler, Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Hacı Bektaş-ı Veliler. Yani bizim Allah dostlarıyla irtibatımızı kopardılar. İşte bir kanun çıktı, tekkeler kapatıldı, zaviler kapatıldı vesaire. Bir şekilde onlarla bizim irtibatımız koptu. Koptuğu gibi onlara gitmek, onlarla beraber olmak, onların o ahlakından istifade etmek, ilminden istifade etmek, Allah Celle Celaluhu'nun onlara vermiş olduğu dostluk sıfatından istifade etme güzelliğinden de mahrum bıraktılar. Ve ona bir kılıf uydurdular. Dediler ki, efendim siz işte nasıl olur işte, yani Kur'an varken neden işte bir mürşide, bir şeyhe ya da işte efendim bir üstada, bir alime yani neden ulaşıyorsunuz? Ne gerek var? Kul ile Allah arasında evet, niye evet insanlar koyuyorsunuz birkaç, gibi? Yani birkaç gün önce yine bu manada bir mevzu gündeme gelmişti. Böyle bir arkadaş ortamında. Dedim ki ya sevgili kardeşim dedim. Allah elma gibi, elma bildiğimiz elma. Almanlar elma için ecza deposu diyorlar. O kadar kıymetli bir şey, onun için elma örneğini verdim. Elma gibi kıymetli bir gıdayı bir oduna takmış ya. Odun, bildiğimiz odun. Biz hiç gidip o oduna sarıldık mı? Ey oduncum sen harikasın, mükemmelsin dedik mi?
Sana teşekkür ediyorum ey odun dedik mi? Üzüm elma yemek hocam. Biz o oduna ne yapıyoruz? İlaç veriyoruz. O odunu gözümüz gibi koruyoruz. İşte efendim yeri geldiği zaman soğuklardan koruyoruz. O oduna ehemmiyet veriyoruz. Niçin? Elması için. Bak Allah bizimle elma arasına bir odun koymuş. Ya bu basit bir gıdada böyleyse bizimle Kur'an arasına Allah neden Resulullah'ı, neden Allah'ın dostu evliyalarını koymasın? Efendim bir Bediüzzaman deyince, bir Süleyman Hilmi Tunan deyince, bir Mahmud Efendi deyince, bir işte efendim Abdülbaki deyince, bir Abdülkadir Geylani deyince radıyallahu anh kutsa sırru diyoruz da yani seri olsun diye isimlerini söylüyorum. Efendim bir Mevlana deyince, bir Mevlana Celaleddin Bağdadi, Mevlana Bağdadi deyince biz bunları deyince şirk mi olmuş oluyor? Biz bunlara bir kutsiyet mi vermiş oluyoruz? Evet, bize Kur'an'ı sevdirdikleri için biz onları seviyoruz. Bize Resulullah'ı sevdirdikleri için elimizden tutup Resulullah'ın sofrasına götürüp oradan istifade ettiriyorlar. Evet. Tabii ki seveceğiz. Tam yeri gelmişken şunu da diyelim mi? Birbirinizi sevmedikçe evet. Kamil iman etmiş olmazsınız. Yani imanı kamil olamazsınız. Bu tavsiye kimin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ait. Şimdi biz birini sevdik diye, bakın birini sevdik diye, haşa hiç kimsenin ibadeti mürşidine değil, namazı, niyazı mürşidine değil, orucu, haccı, zekatı mürşidine değil veya diğer yaptığı salih amelleri mürşidine değil ki Allah Celle Celaluhu'ya hiç kimse niyet ettim mürşidimin rızası için ya da hocamın rızası için diyerek namaza durmuyor. Ne var orada? Birbirinizi sevmedikçe. İşte bizim elimizden en önemli şeyi aldılar hocam, sevgi. Evet. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. Ama işte o da içeride kalple, imanla alakalı. İşte kaybettiğimiz en önemli güzellik o. Şimdi Allah dostlarından kopardılar bizi. Alimlerden, velilerden, gerçek alimlerden, gerçek velilerden bahsediyorum. Hocam o kadar önemli bir konuya temas ediyorsunuz ki. Yani başlı başına bunlar böyle evet, sadece... Ayrı bir konu. Evet. Hayır, şöyle ifade edeyim. Yani her hafta üzerinde durulması gereken konudur aslında bu hakikaten. İmanımızı çıplak halde bıraktılar. İşte bir kısa geldi aklıma, onu paylaşmak için aslında girdim bu konuya. Şimdi zamanın mürşitlerinden bir tanesine giden kardeşlerimiz Üsküdar'da Şemsi Paşa Camisi var. Onun da yanında böyle çok güzel bir çay ocağı var. Gerçekten çay da keyifli olur hocam orada. Oturuyorlar işte mürşitlerini ziyarete gidecekler. Kendi aralarında sohbet ediyorlar. İşte biz şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz, şöyle güzel insan, böyle güzel insan. Bakın neyinden bahsediliyor? Güzelliğinden bahsediliyor. Biri içki içermiş, bırakmış, biri kumar oynamış, bırakmış, birinin zihin alışkanlığı varmış, bırakmış. Kim konuşuyor bunu? Bu insanlar konuşuyor. Evet. Bakın bırakmışlar ve içkiyi, kumarı, zinayı konuşmuyorlar. Böyle bir planlamaları da yok. Neyi konuşuyorlar? İşte insanı sevmeyi, Allah için sevmeyi, Allah'ın dostunu sevmeyi, Allah'ın dostuna gitmeyi konuşuyorlar. Yan tarafta ilahiyat kürsüsündeki profesörlerimizden bir tanesi akaid kürsüsünde. Diyor ki, siz diyor bu söylemlerinizle diyor şirke girdiniz diyor. Subhanallah. Nasıl olur? Ya biz seviyoruz. Bize o sevdirdi ya, bize o namazı sevdirdi. Bize o günahları terk ettirdi. Biz onu seviyoruz, sevmeyelim mi? Ya da sevgimizi bu şekilde ifade etmeyelim mi? Diyor siz sevgide diyor aşırılığa gittiniz diyor işte şöyle oldu böyle oldu. Şimdi düşünüyorsunuz hocam, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyen sahabeyi. Daha öteye gidiyor, canım sana feda olsun diyor ya, canım sana ya. Feda olsun. Hazreti Ömer Efendimiz. Ya. İşte bunu düşünüyorsunuz, şimdi bunu söylediğinden dolayı böyle bir yargıyla karşı karşıya kalıyor. Yani bunu yapan sıradan bir insan olsa insan üzülmeyecek. Bunu kim yapıyor? Akaid kürsüsünde bir profesör yapıyor. Geçen karşılaştık. Bitireyim hocam inşallah müsaadenizle. Neyse uyanıklarmış yani kardeşlerimiz de demişler ki vallahi biz bunu bilmiyoruz. Eğer sen bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsan birazdan biz ziyarete gideceğiz. Sen de bizimle gel. Bizim hocaya bu soruyu sor. Biz bilmiyoruz bunu demişler. Tamam demiş. Onlarla beraber yolculuk yapıp huzura varmış. İşte anlatmışlar hocam işte bu ilahiyat kürsüsünde hocamız profesör bize böyle böyle söyledi. Biz böyle böyle konuşurken demiş şuna bir cevap verin. Aynen soru şu. Hoca diyor sen hiç tren gördün mü? Tren. Evet. Gördüm efendim. Nasıl bir şey o tren? İşte lokomotifi var, raylar var, arkasında vagonlar var, içinde yolcular veya yükler var. Böyle hareket eden bir makina. Peki diyor o tren nereye gidiyor?
İşte rotasının nereye çizildiyse oraya gidiyor. Yani nereye uğraması gerekiyorsa uğruyor mu? Uğruyor. Alması gerekenler, indirmesi gerekenler var. İndiriyor, alıyor mu? Alıyor. Ne diyor hoca? O diyor, trenin gittiği raylar var ya, biri Kur'an'dır, diğeri sünnettir. O diyor, lokomotif var ya lokomotif, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Elhamdülillah. Diyor, onun arkasındaki vagonlar var ya, işte onun içinde yolcular vardır, kimisi zengindir, kimisi fakirdir, kimi hazırlıklıdır yola, kimi hazırlıksızdır. Diyor, o vagonlar da Allah'ın dostlarıdır. Gerçek manada Allah Celle Celaluhu'nun kendisine, işte bir Mevlana gibi, bir Mevlana Halid-i Bağdadi gibi, bir Şah-ı Nakşibend gibi, bir Süleyman-ı Mütun Hazretleri gibi, bir Abdülhakim Arabasi, Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri gibi, bir Muhammed Raşid Hazretleri gibi. Yani onlardır. Evet. Ne diyor? Lokomotif nereye giderse diyor, vagon da oraya gider mi? E gider. Ne diyor? Bu insanlar vagona binmişler. Yolcu olmuşlar. Lokomotifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan bir tren. Bir tren. Kur'an ve sünnet çizgisine giden bir trende. Bu insanlar muhabbet etmişler, muhabbete vesile olmuşlar. Bir sıkıntısı var mı? Yok. Peki diyor, Resulullah nereye gidecek? Cennete gidecek. Peki diyor, lokomotif cennete gidecek. Vagonlar nereye gidecek? O da diyor cennete gidecek. E peki vagondakiler? Diyor, o da cennete gidecek. Ne olur diyor, irtibatı koparmak için değil, artırmak için. Evet. Ya şunun farkında olacağız. Birileri bizim irtibatımızı koparmak istiyor. Allah muhafaza eylesin. İnşallah bu boyutuyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı ilgi duyanlardan oluruz. İnşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malumunuz kıymetli üstadım, bayramı bir Müslümanın sevinci olarak görüyor. Yani bir ay boyunca her gün oruç tuttuk, akşamları mutlu olduk nimetler karşısında. Böyle bir keyfimiz yerine geldi. İftar ettik, sevindik ya. İşte bir aylığın arınmış, bağışlanmış, Rabbine niyaz ve tazarruda bulunmuş, hayatının muhasebesini yapmış, o oruç tutu bir ay boyunca böyle tabir yerindeyse Rabbinin nimetlerini görüp de coşmuş, mutlu olmuş. Onların toplu sevincidir bayram aslında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bize böyle bir çizgi gösteriyor. Siz bayramı hak ettiniz. Bayram herkesin değil, ha onu söyleyeyim. Herkesin bayramı değil. Bayram, kimin bayramı? Orucu tutup Rabbi ile iletişimini her geçen gün, nasıl ki sabah namazı, öğle, ikindi, akşam ve yatsıda her gün birer basamak daha Allah'a yakınlaşıyoruz ya, birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün derken 30. gün, 30 gün boyunca basamaklar yukarı çıktık ya, çıkarken hele hele bu yaz mevsiminde, uzun bir saat diliminde Allah için aç ve susuz kalmayı tercih ettik. Dilimizle Kur'an zikrettik. Kelime-i tevhidler okuduk. Salavat-ı şerifeler okuduk. Yani dedik ki ya Rabbi sen bize böyle bir aç ve susuz kalmayı tavsiye ettin, emrettin. Buyurun ben senin emrindeyim. Boyun büktük. Sonra dedik ki ya Rabbi bu oruçla sana yakın olmak istiyoruz. Kur'an tilavetleriyle, mukabelelerle, efendim işte dün geçen akşam şeyde mesela Şehzade Camii'nde teheccüd namazı gelenek hale getirilmiş. Cami neredeyse yarısına kadar dolu ve yaklaşık 2 saat süren bir, yani bir gecede 300 okunuyor son 10 günde. O kadar hoşuma gitti ki şimdi bu insanların sevinmesi gerektiği bayram ile oruç tutmayanların sevinmesi bir mi olacak? Bir de bayramı da elimizden alıyorlar hocam. Aşık İmamini'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Ramazan Şaban'ı film yaptılar, bayramla Cuma'yı hapse attılar diye bir dizesi var. Çok hoş. Evet. Seyredip gülüyoruz Emmoğlu diye bir parça var hocam. Yani Aşık İmami diye aklımda kalmış. İnşallah yanlış değildir. Hani değerlerimizle de oynuyorlar artık. Yani bayramı da elimizden aldılar. Şeker bayramı diyorlar. Bakınız. Evet. Şeker bayramı. Ramazan bayramı, şeker bayramı mı hocam? Ramazan bayramı şeker bayramı değildir. Evet içinde tatlı var. İçinde tatlı var. İçindeki ruhu aldılar, bedeni bize bıraktılar. Yani o tatlı tabirini şekere dönüştürüp dediğiniz gibi değerleri
değersizleştirdiler gözümüzde. İnşallah buna fırsat verilmeyecektir. Müminler artık ciddi manada bir değerlerine karşı ilgi duymaya başladılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah özellikle Ramazan bayramında namaza gitmeden evvel bir hurma tatlı ya da üç şey hurma mesela, evet yiyerek, yani ta ki insanlar oruç devam ediyor namaz sonrasına kadar onu yaşatmamak adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir alışkanlığı, yani böyle bir sünneti var. Unutulmuş sünnetlerden bir tanesi hocam. Bir tanesi. Bunu altını çizgiyle söylemek lazım aslında. Yani sabah bayram namazına gitmeden evinde iftar edilmiş olarak, yani bir hurmayla ya da bir tatlı, hurması olmayan bir tatlıyla, bir şekerle ağzını tatlandırarak gitsin. Bu bir sünnettir. Hurma olması eftal olan, ama bulamadıysa mutlaka iftar ederek gitmesi. Yani oruçlu olmadan gitmesi lazım. Bu bir sünnet. Bu boyutuyla ele alarak bizi ta ki az önce ifade buyurduğunuz gibi, ben de en son şunu söylemiştim. İmanımızı çıplak hale getirdiler. Etrafındaki Kur'an'ı yıktılar. Kur'an'ın talim edildiği medreseleri attılar. Efendim kalp ve gönle hitap eden tekke ve zaviyeleri attılar. Efendim mekteplerimizi, okullarımızı o boyuttan soyundurdular. Bu insanlar ne yapacak? Bir de kalkmış diyor ki, hayır efendim diyor, Allah dostlarına gerek yok. Dediğiniz gibi şirktir diyerek bizi onlardan da soğutuyorlar. Soğuttular maalesef. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bu tavsiyesini biz bu boyutuyla sadece alamayız. Ben bir ay boyunca yaşadığım ubudiyetimin sevincini şimdi yaşayacağım. Fakat maalesef o sevinci de tatil kültürüne dönüştürdüler. Evet hocam. Tatil kültürü oluştu. Hatta bangır bangır reklam yapılıyor. Bayram kredisi diye. Yani. Yani bu da ayrı bir boyut. Bu da ayrı boyut. İnsanlar başka bir boyuta taşımak için ayrı sıkıntı. Yani tatil efendim anasına gitmiyor, babasına gitmiyor, yakınlarına gitmiyor, sıla-i rahim etmiyor, tek başına. Tabii ki tek başına, ölünce de tek başına. Kimsesi yoktu bu adamın. Ya da cenazesinde hiç kimse yoktu. Olmaz tabii ki. Sen dünyadayken sevdiklerini efendim bu vesilelerle kendini yalnız bırakarak onları üzmüş oldun. Tabii ki bugün yalnız olacaksın. Alıyor hanımını ya da işte bir iki çocuğu varsa onları alıyor. Ya da bazen çocuklarını göndererek kendisi efendim büyük büyük paralarla bu sefer tatil beldelerine ya da işte vesaire şuralara buralara gidip efendim bayramı o şekilde dönüştürüyorlar. Peki böyle olunca zevk var, nefis var, hevesat var. Efendim orada ne olacak? Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Asr-ı Saadet'te bayramlar diyor ki iftarın yapıldığı, yeme içmenin olduğu, biraz daha ileri götürüyor. Allah'ın çok zikredilmesi gereken sevinç günlerimizdir. Manasında Efendimizin ifadeleri var. İşte Asr-ı Saadet'teki bayramı konuşmamızın da sebebi ne hocam? Evet. Bayramlarda sevinirken Allah'ım ben nimetlerinden yoksun kalıyordum. Allah'ım nimetlerinden yoksul kalmakla seni daima hatırladım. Şimdi sen bana artık emrettin. İç, ye ama israf etme. Benim nimetlerimden beni gör. Nimetlerimden beni hisset. Nimetlerimden dolayı benimle iletişime geç. Biz bir tablacıya ne yapıyoruz? Bir pazara gidip fiyat veriyoruz değil mi? Elma alıyoruz, portakal alıyoruz, domates alıyoruz vesaire. Ne veriyoruz? Fiyat veriyoruz. Şimdi peki sadece tarladan alıp getirerek fiyat veriyoruz, para veriyoruz da ya asıl mal sahibi Allah. O unutuluyor. Domatesden bakıp domatesi vereni, elmayı verip elmaya bakıp elmayı, ya şu anda üstadım vallahi şu anda oturup elmayı konuşsak burada, sadece elmayı konuşsak bir saat boyunca o elma bize Allah'tan bahsedecek. Bir saat. Belki daha uzun. Hatta işin teknik boyutunda efendim işte gıda mühendisleri de aramızda olsa, imanlı bir gözle baksak, 2-3 saat boyunca sadece elmayı konuşsak. Günlerce konuşulur hocam. Sadece onu konuşsak, bakın tefekkür saatini oluşturabiliriz onun üzerinde. Şimdi efendim elmayı getirene para veriyoruz da elmayı verene niye fiyat vermiyoruz? Ne istiyor bizden? Allah tefekkür etmemizi.
kendisini mün'im-i hakiki olan. İşte bayram anında yediklerimiz, içtiklerimizle birlikte Allah'ı çok çok zikretmemiz gerekiyor. La ilahe illallah ile, esmayı zikretmekle, Rabb'e karşı şükürle, Rabb'e karşı şükürle biz bu bayramları geçirirsek, işte o zaman sevincimiz gerçek manadaki o sevinci yaşayan asr-ı saadetin tablolarına karışır. Allah o tablolardan hayatımızı alıp hayatımızı onlarla süslemeyi nasip eylesin. Amin inşallah hocam. Çok keyifli gidiyor sohbet ama her şeyin bir son olduğu gibi programımızın da bir sonu evet, var. Allah sonuna razı geldik. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Efendim, güzel bilgileri bizimle paylaştığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Size efendim ekran başında olan bütün kardeşlerimize ve bütün İslam alemine hayırlı huzurlu bayramlar diliyorum. Memleketimiz için birlik beraberliğe vesile olmasını, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın artık ayyuka çıktı, zirveye çıktı. Böyle günler olmasını diliyorum. Rabbim inşallah her türlü kaza, bela, musibetlerden hepimizi muhafaza eylesin efendim. Amin. Evet sevgili seyircilerimiz, inşallah İslam coğrafyasının komple sevindiği bir bayram yaşamayı Rabbül Alemin bizlere nasip eder. Öyle bayramlar yaşamayı Allah Celle Celaluhu bizlere de gösterir inşallah. Filistin'in güldüğü, Myanmar'ın güldüğü, ne kadar İslam coğrafyasında zulüm gören kardeşlerimiz varsa hep birlikte el ele sevinerek bayram ettiğimiz bayramlar dileyelim Rabbimizden bu bayramda. Dua edelim o kardeşlerimize birlikte bayramlar yapabilmek için. Sizleri de aynı zamanda Allah'a emanet edelim bu vesileyle. Ne olur diğer mümin ve mümine kardeşlerimizi bu bayramda dualarımızda unutmayalım. Allah Celle Celaluhu bütün İslam coğrafyasını güldürsün. İslam coğrafyasının hep birlikte bayram ettiği bayram o bayram olsun. Allah'a emanet olun. Amin.